Güzel gözlüm nar tane, volkanım senin olsun. Beni öyle çok sev ki herkesin aklı dursun. Bülbül senden öğrensin gül. Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz, sefa verdiniz. Bugün yine benim hamur attığım üzerindeydi çünkü arkadaşım geldi arkadaşlar, gelecek daha doğrusu şimdi. Ben 4-5 tane patates haşladım. Ondan sonra çok güzel bir tarif var arkadaşlar, onu denedim. 4-5 tane patatesi haşladım. Normalde böyle elekten geçirmesi daha iyi oluyor arkadaşlar. Hani böyle pütürsüz bir kıvam alması lazım. Ama ben bir iki tane yaptıktan sonra sıkıldım, yani yapamadım. Yani benim kabım ona uygun değildi herhalde diye sıkıldım. Hemen farklı bir şey yaptım da. Arkadaşlar bunları böyle ince ince elekten geçiriyorsunuz, tamam mı? Benim bir de Miraç fazla durmayacak diye ben stres oldum. O yüzden hızlı hızlı yapmak zorunda kaldım. Şimdi ben 4 tane mi 5 tane yalan olmasın patatesimi haşladım. Böyle ezdim, püre haline getirdim. Şimdi bunun içerisine nişasta koyacağım. 1 bardak nişasta giriyor arkadaşlar. Bu da sıkılmışım aynen. Şu an ses kaydı yapıyorum. Evet, böyle eziyorum. Ez Gülsüm, ez. 93 kilo olmuşum, yazıklar olsun bana. Tadına bakıyorum, neyin ne olacaksa artık. Kızlar ben 93 kilo olmuşum, yemin ediyorum size. Yani 92 800. Benim bu halim ne olacak, ben ne yapmaya çalışıyorum acaba? Kız Miraç'ın anda çorap yok mu? Birinde var, birinde yok. Yerim onun çoraplarını. Tabii ki var da çıkartmış o. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben buna nişasta koydum. 1 bardak nişasta iyi oluyor. Ama siz mesela 1 çay bardağı nişastanızı koyun. Çok sıvıysa 1 çay bardağı koyun. Anladınız mı? Hemen zırt diye hepsini dökmeyin gibi. Ondan sonra böyle şey pütürtü gidene kadar bildiğin hamur gibi oluyor arkadaşlar. Ama böyle cıvık bir hamur oluyor. Yoğurdum. Bak, patates kızartması ölüm, dehşet. O bir taneyi de Hasan yedi, yandaki patatesi arkadaşlar. Evet, yoğur. Burada biraz sıkıldım, elime çok yapışıyordu. Biraz daha nişasta koyacaktım burada herhalde. Aynen. Nişastamızı biraz koyalım hadi. Ha, bu arada içerisine pul biber, karabiber ve tuz koydum arkadaşlar. Başka da hiçbir şey koymadım. Normalde pul biber girmiyor ama ben değişiklik olsun diye yaptım. Şimdi açmaya geçiyoruz. Devamını izleyin. Arkadaşlar şimdi ben hazırladığım tarifi zaten size söylemiştim. Yağlı kağıda aldım böyle. Bu arada arkadaşım geldi. Böyle yağlı kağıda aldım. Bayağı bir yoğurmanız lazım. Miraç'tan dolayı ben fazla yoğuramadım. Bunu merdane ile yapmamız lazım da bende merdane yok. Şöyle yapayım. Şöyle ilk kez sende deniyorum. Artık olmadıysa. Ama çok güzel yorumlarını okudum. Şöyle. Merdane ile olsa daha iyi olur. Bende merdane ile benzer hiçbir şey yok. Bende de yok. Beğenirsen ben de yaparım çocuklara. Çok güzel kız. Böyle açtık diyelim. Valla merdane olsa çok iyi. Hemen oluyor pilla bu. Gülsün yazılı taş. Ha? Gülsün yazılı taş diyor. Yani idare edeceğiz artık yapabildiğimiz kadarını. Merdane ile daha güzel. Hemen iki kere de gidiyor böyle. Bu bir sürü tarif var. Bunun nişastalı patates. Herhalde ismini bilmiyorum ama çıtır patates diye de geçiyor yani bildiğim kadarıyla. Şey de demlemişim. Sadece şu. O ne? Kübra bak, rezil ettim. Öldüm açlıktan. Gördün mü? Hı? Kübra beni rezil ettim. Öldüm açlıktan. Olsun, idare edeceğiz artık. Şöyle. Yani anladınız mı? Böyle yapıyorsunuz. Ama bunun böyle ince olması lazım. Merdane ile. Tamam. Şimdi ben bunun üzerinden böyle yavaş yavaş geçeceğim. Kapat, rezil oldum. Evet arkadaşlar, patatesleri böyle yaptım. Normalde ince ve uzun olması lazım ama benim tavamda o kadar yer olmadığı için, bir de vaktim olmadığı için uğraşmadım. Ama tadı çok güzel, yedim bir tane. Ben pul biber de koydum. Normalde sadece karabiber giriyor. Pişerken de böyle oluyor. Çıtır çıtır.
şöyle. Durun bir. Valla çıtır olmuş be. Kübra dehşet. Harika, deneyin hemen. Kalkın. Evet arkadaşlar, bizim soframız hazır. Miraç Kerem izin verirse yiyeceğiz valla. Böyle bu da çok lezzetli olmuş. Deneyin derim. Evet arkadaşlar, biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Ben yere basayım mı acaba? Kübra ile birlikte. Şimdi Kübra kahve yapıyor. Kahvemizi de içeceğiz. Miraç Kerem'e de zor uyuttum. Benim tipim ya böyle olmuş kız. Hava güzel ama değil mi kız? Ben inan ki yağmurlu gördüm havayı, biliyor musun Kübra? Evet. Çok böyle hava sarıydı. Evet. Bulutlar şeydi. Aynen, sarı gibiydi. Kübra diyor ben gelmiyorum. Dedim çık gel. İyi ki yağmadı. Aynen yağmadı. İki. Dün çok, dün de yağsın, çok güzeldi hava. Aynen. Neyse biz kahvemizi içelim, sonra gösteririm size. Evet. Dur bekle çıkar. Çikolatayı getir. Ona kaç para verdim biliyor musun? Evet. Reklam. Böyle kalsın sofra. Senin canın ister de ben almaz mıyım? Canım arkadaşım. Evet. Afiyet olsun. Keşke o çikolataları açsaydık. Neyse dur ben açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Babacım at ikiye. Hadi. Miraç ikiye at. Miraç boşal arabayı. İki. Bir. Boş. Hadi Miraç. Miraç birazdan biri atacaksın, tamam mı babam? At biri. At biri. Hasan çocuğu elini koparttın. Pardon. Miraç at biri. Yetişmiyor mu? Bırak bırak, çocuğu öldürdün. Allah Allah. Arkadaşlar Miraç Kerem'in sırtına oynuyor oynuyor. Onu mayıştırdım, uyuttum. Sonra da tabii ki nereye? İşlere giriştik vallahi sonra da. Ramazan geldiği için alışveriş yapacağım ya. O yüzden hemen bunları böyle çıkarttım, yıkadım. Daha doğrusu Hasan çıkarttı, ben yıkadım hemen. Bunlar böyle kurusun. Şimdi birazdan da çay demleyeceğim. Evde bir tane şöyle bir vanilyalı puding vardı arkadaşlar. Miraç'ın ve bir bisküvilerinle biraz öyle... Onu koyacağım. Sonra bunu yapacağım böyle. Size bir şey söyleyeceğim demiştim yemek yaparken de. Durun bir, onu bir halledeceğim ben. Onu aslında böyle geçiştirmek istemiyorum çünkü. Olmazsa bir şekilde size söyleyeyim. Şöyle. Şimdi ben yarın ve öbür gün alışverişe çıkacağım arkadaşlar. Ramazan alışverişine. O yüzden dolabı falan, buzdolabını falan sileceğim. Önce dedim onlar bir yıkansın. Ondan sonra şimdi ben bu pudingimi yapayım. Sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüz de tabii ki sandviç, kömürde sandviç, çok güzel. Biz bunu çok seviyoruz. Ara ara da yiyoruz. Hasan bir acaba. Şöyle. Aşkım afiyet olsun. Kesene bereket inşallah. İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana hayırlı ömürler versin. Afiyet olsun. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Aşkım sen ye bir tanem. Hasan tip tip hareketler yapıyor. Çok güzelmiş. Ya. Arkadaşlar bizde pırasayla şey vardı. Ispanak falan vardı. Ben onları böyle küçük küçük doğradım. Ondan sonra içine biraz peynir koydum. Lor peyniri. Onları böyle kavurdum önce. Pişirdim. En son üzerine de 3 tane yumurta kırdım. Hasan dedi ki ben bunu yemem, güzel değil. Hep ön yargılısın Hasan. Hiç sevmiyorum bu huyunu. O yüzden
Böyle bir şey yaptım ama çok lezzetli oldu. Al biraz baba. Soğusun, biraz kereme de vereceğim. Böyle işte kahvaltılık, vişne suları falan. Çay içmek istemedik. Günümüze başladık bakalım. Bundan günün sonra sonunda bizi neler günün sonunda bizi neler bekliyor. Bugün hafta sonu. Şey, abin dedi ya. Bugün hafta sonu. Bugün pazar günü tatil. Değil yani. Bugün günlerden salı. Çarşamba. Değil mi? Ha, pardon, çarşamba. Aynen, bugün çarşamba. Böyle arkadaşlar, şimdi kahvaltı yapalım, sonra devam ederiz. Çık. Alkış. Alkış. Hasan, alkış atsana bir. Alkış. O sevince yapıyor. Bir takım işlerle meşgulüz şu anda. Ana, onu kaldırmamışım aşkım. Miraç Kerem. Alkış. Şak 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 şak. Dikkat et Hasan. Miraç Kerem, elini alkışla. Oh, kafasını. Hadi bakalım, alkış. Miraç'ın saçlarını fön yaptım. Birbirine giydi. Birbirine giydi annemin saçları. Gel. Gel. Vere. Vere vere. Webcam'ın. Vere. Vien isi. Vienna. Kombite. Ulan dört dilimin dördünü de konuşuyorum. İngilizce ne demekti? Come here. Come here baby. Hadi gel. Gel. Gel aşkım. Gel babam. Gel poşum. Hadi gel Miraç. Miraç düğümlendi şu an arkadaşlar. Düğümlendi. Mira çok güzel kahvaltılar yaptı yavrum. Annesinin ballı. Annesinin aşkı. Bunda oturuyordu, sıkıldı. Baba. 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 Evet, alkış. Alkış. Bravo Miraç Kerem'e. Yavrum benim. Evet arkadaşlar. Bilin bakalım ben ne yapıyorum. Temizlik. Şaşırdık değil mi? Evet. 10.000 kişi olarak şaşırdık arkadaşlar. Hasan uyurken, Miraç Kerem de uyurken dedim zahmet olmasın bir kalkayım. Her yeri döktüm valla. Gerçekten inanamadım kendime. Her yeri sildim, süpürdüm. Sonra da Nurcan'a gittik. Orada da görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben şimdi Nurcan'a geldim. Nurcan, bende niye limon yok, sende var? Ben önceden içmiştim. Şimdi kahve içmeye geldim. Miraç Kerem de annem de uyuyor. Böyle, Nurcan halında çok güzelmiş. Böyle bunu izliyoruz ama ben bunu hiç izlemiyorum. Sevmiyorum böyle, bu saçma geliyor bana. Öyle hiçbir şey izlemiyorum. Öyle oturmuşuz. Dümdük. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim Nurcan'cığım. Mersi. Eliz. Aha düştü. Onu kaldır sen. He, onu attı. Ha. Al, hadi Miraç. Onunla ilgileniyor ya Miraç. Ondan onu at, kaldır, attı. He, Miraç bak bak bak. Çık. Bak gördün mü? Teşekkür ederim canım sofrayı hazırladığın için. Allah senden razı olsun. Miraç. Bugünkü menümüz de bu arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hatta iki videonun sonuna geldik. Benim bu çektiğim video 2 günlüktü arkadaşlar. Zaten size yazmıştım ortasında. Güzel geçti. Aslında var ya, ben şunu size söyleyeyim. Genelde bir gün video atmayınca herkes at 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 diyor ama inan ki bir günlük videoda bazen hiçbir şey çekemiyorum. Hani şunu yapmak istiyorum. Ben zaten arada yapıyorum ama siz anlamıyorsunuz. Mesela nasıl yani, tabii anlayanlar oluyor da, hani mesela bugün çektiğim video mesela yarınki videoyla birleştiriyorum. Sanki o günmüş gibi gelebilir yani size ama
2 günlük. Yani bundan sonra belki 2 gün 2 gün çekerim. Hatta 3 gün çok uzun olur da 2 günde bir çektim mesela, atarım. Mesela bugün çok yoğun geçtiyse bir vlog olarak atarım. Ama yani bir günde çok şey çekmediysem 2 vlog olarak atarım. Yani Ramazan ayında bence bu böyle olacak. Çünkü hani bir yere gidemiyorsun, edemiyorsun. O yüzden sıkıntı yaratabilir. O yüzden 2-2 yapıyorum. Yarın da Allah nasip ederse alışveriş yaptıktan sonra yorgun hissetmezsem kendimi soru cevap çekmek istiyorum Hasan'la. O da aklımda. Bu arada arkadaşlar evi tertemiz yaptım. Sadece bir banyo kaldı temizlenecek. Onu da Hasan'a dedim sen yap. Yani ben artık yoruldum ve benim bugün nedense başım çok ağrıyor arkadaşlar ya. Tülbent nasıl, güzel değil mi? Çok yakıştı bana. Böyle video size saçma geldi ya. Gelebilir ama bence yani saçma derken böyle sanki yetersiz gelebilir ama ben bunları yaşadım yani, onları çektim arkadaşlar, kusura bakmayın. Dediğim gibi evi temizledim, sildim, süpürdüm. Hasan böyle. Şimdi ben Hasan'la yapıyorum ya normalde. Hasan diyor canım diyor evi sen temizle, seni yemeğe götüreceğim. Tamam dedim. Yani yemek için yapmadım da zaten sıkılıyordum, Miraç da uyumuştu. Kalktım, süpürdüm, sildim. Size az çekiyorum ama gerçekten müsait olmadığım için fazla çekemiyorum. Süpürdüm, sildim, halıları kaldırdım. Böyle bu kalkmadı da ta şu bulaşık makinesinin önüne kadar götürdüm arkadaşlar. Orayı da sildim. Her yer tertemiz yani, anlayacağınız. Sadece dediğim gibi bir banyo kaldı. Onu da Hasan yapsın. Bugün veya yarın yapsın yani. Fayanslarını da falan sildireceğim. Aa, fayans dedim. Ulan benim dolaplarımı silmedim ben. Üf, turşu var elimin altında da. Kızlar ben dolabımı silmedim. Buzdolabın için her şeyini tertemiz ettim. Sadece dolap 150 lira. Onları sildireyim Hasan'a. Böyle işim bitmiş oldu. Bir de perdeler tabii yıkanacak. Onu da Samet'lere götüreceğim. O kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de klima aldık. Klimamız gelecek. Öyle. Başka ne diyebilirim? Başka hiçbir şey de demiyorum valla. Benim başım ağrıyor ya. Gerçekten çok aşırı başım ağrıyor. Bilmiyorum niye. Ya bir de gerçekten ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Bazen hani böyle bir insana büyü ya da nazar, muska bir şey yapıldı mı kendi ismini duyuyor ya. Ben bile bazen uyuyorum ve hatta böyle bulaşık yıkıyorum. Bakıyorum Gülsüm diye bir ses çıkıyor. Ben böyle efendim diyorum. Sanıyorum biri geliyor. Kimse yok arkadaşlar. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Kim bana büyü, muska, nazarla bakıyorsa Rabbim ona çevirsin inşallah. Zaten ben biliyorum kimin bana ne yaptığını. Her şeyi ben öğrendim. Biliyorum, bana söylediler. Kimin yaptığını, kimin hasetle beni çekemediğini de çok 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 iyi biliyorum. O yüzden Allah'ından bul. Yani ben kimsenin yuvası yıkılsın diye beddua etmiyorum. Yani ya ben o kadar merhametsiz ve vicdansız bir insan değilim arkadaşlar. Hani ben kimseye yuvasızı kalsın, işinden ayrılsın, annesi babasını sevmesin, şu bu demem. Ben Rabbime şükürler olsun, eşimle mutluyum. İstediğin kadar beddua et. O beni sadece bir iki gün sarsar, muska yap. Sadece beni bir iki gün sarsar ama ben sonrası yine Allah'ın izniyle. Çünkü ben her gün ayet-i kerime okuyorum arkadaşlar. Yani her gece yatarken bir tane Berat'a, bir tane Nisanur'a, bir tane Miraç Kerem'e okuyorum. Yatıyorum. Böyle diyorum ki Rabbim diyorum, sen benim çoluk çocuğuma bütün böceklerden, haşeralardan, kötü insanlardan, kötü gözlerden yuvamı, her şeyi koru ya Rabbim diyorum. Hani bu tabii ki de bana yeter. Yani ben eşimle kötü olsam sen ne kazanacaksın? İyi olsam sen ne kaybedeceksin? Mesela. Gerek yok. Herkes evinde mutlu olsun. Yemin ederim var ya, ben böyle mutlu insanlar görünce böyle gözlerim doluyor. Diyorum ki Rabbim onları cennetinde de beraber yap. Cennetinde de onları, ikisini bir araya ayırma. Yani çoluk çocuk kim varsa. İyilik yapan iyilik bulur arkadaşlar. Bunu bilir, bunu söylerim. Kötülük yapan da kötülük bulur. Kötülük yaşar yani. Bu arada ben aslında bunu başka bir videoda söyleyecektim ama buradan Nara ablaya teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sohbetli tarifler zaten biliyorsunuz. Birkaç kişi de bana sürekli Gülsüm abla sana çok benziyor falan dediğiniz de oldu. Kız kardeşim aynı şekilde.
Arkadaşlar benim bayağı bir abonelerimde düşüş vardı. Ondan rica ettim, dedim Nari abla böyle böyle yardımcı olur musun? Çocuklar için sağ olsun, hemen hiç kırmadı, Allah razı olsun ondan. 1000 kere sizin ona abone olmanızı istiyorum. Sohbetli tarifler çok güzel arkadaşlar. Aşırı komik. Yani ben neysem o benden biraz daha esprili ve biraz daha zayıf. Kız zayıflamış, paskıyla vermiş. Evet arkadaşlar, ona da abone olursanız sevinirim gerçekten. Abone olursanız, benden giderseniz, benden geldiğinde söylerseniz daha çok sevinirim. Ama ben bunu böyle bırakmayacağım. Bir dahaki video açılışının başına koyacağım. İnşallah. Başka bir de bu arada benim ocağı silerken arkadaşlar şu ilacım bitti. Şundan alacağım bir tane daha. Size de söyleyeyim. Siz de onu kullanın. Aşırı iyi arkadaşlar. Bilmiyorum kaç yüz milyar olmuştur da bu ilaç artık. Öyle. Saat kaç oldu? Saat 12'ye 10 var. Hasan tutturmuş geldi, dışarıya çıkalım. Lan kudurdun mu lan sabah gece ne var işimiz? Ben yorgunum. Böyle arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ramazanınız da mübarek olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.